this used to be a church until Turkey got invaded. It's now a mosque, and the reason you know that is because the spire is not as tall as a mosque normally would be. Dropping knowledge on you. I don't want to talk about how I found that out, but you know, I've gone to places to get information for you. Passed this place last night. This is definitely where I should have came from mistake. Take a look at these. Look, about 30 day matured, dry aged. Ooh. Oh. Anyway, market, haircut, stuff like that needs to happen. So I was going down to the scene where the unwanted sexual advances came upon me last night at the edge of a cliff, and I bumped into a few locals who have offered me a joint. So a little bit worrying because they've got like fucking tablets of Viagra and shit around, but they're smoking it too, so yeah. Well, that was weird as fuck. I was heading to the danger zone where I had them unwanted sexual advances. I wanted to describe how I was rocking him when he was touching my abs. To be fair to the lad, I am absolutely shredded, so he was like, oh, and then I was like rocking him off. Anyway, just went round there. There was a load of Turk lads doing nefarious things. They stopped me, give me a joint, and like when I was trying to pay, they were like, no, 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 Turk, it's generosity. So fair play to the Turks on that one. Yeah, I'm a little bit shaken up, to say the least. But let's go and get this haircut. Let's go and get this SIM card because it's a fucking nightmare. Well, well, well. The image maker hairstyle. Embre. Let's give it a go. Hi. Hi. I'd like a shave and a haircut, that traditional Turkish, the best you can do. Any you want to see, just that's a second register. Mister. Yeah, yeah, it's good. Haircut and shave and washing. Haircut, shave, washing, yeah, yeah. Okay. Okay, no problem. Thank you. Welcome to the top one. No danger here, just picked up some cash anyway, so. We get to compare the famous Turkish haircuts of the UK to an actual Turkish haircut. Machine 0123 üstlerde makas ve dedik. Not that level? Yeah. Okay. And the beard? Mm-hmm. Be good. Şimdi shaving, okay? Okay, done properly. Tell you what, I look a bit like messy, like this. Mm-hmm. Messy's hair, being all messy. You know? Yes, good. Yeah, very good. This shaving is komple number one. Ya da one, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. Sounds good. Daha büyük olaylarla yüzleşmek zorunda kalır. Daha büyük olaylarla yüzleşmek zorunda kalabilirler.
this blade wax waxing. And what do you recommend? Man? What do you think's best? Best. Best. Okay. Yeah. Turkish Blade. Ancak daha sonra Kırım'da iki farklı hedef vuruldu bu sistemlerle ve Kırım'da Rusların ağırlıklı olarak kullandığı bir havaalanı bir müddet kullanılmaz hale getirilmişti. Tabii bu füzeler... One of my favorite feelings of this. One day I'm going to get my whole head done. Just the crunching. Love it. Saldırı gerçekleşti. Bundan sonrasında ilişkin öngörünüz nedir? Tabii çatışmaların azalmasından ziyade temposunun düşmesi şu an için söz konusu. Bunun en büyük nedeni mevsimsel şartlar. Sonunda muhtemelen her iki taraf bir diğerinin hassas noktasına, zayıf noktasına yönelik taarruzi eylemlere başlayacak. Roket türleri var. Aynı sistemde kullanılabilecek. Burada Amerikan argümanı Rusya'nın işte daha sertleşeceğini söyleyebilir miyiz? Şimdi ben eğer savaşı yöneten bir karar veren kişi olsam, okay. Karar veren kişi ve benzeri herhangi bir bunun üstü benim açımdan pek önemli olmaz. Kulak, ear wax. Eğer yeni wax. Yes, this is a Turkish wax. It's Ada. Dolayısıyla böyle bir saldırının mutlaka mukabil bir misilleme saldırısı olacaktır. Ruslar tarafından icra edilecek. Ona Ruslar nasıl bir mesaj vermek istiyor, ona da bakmak lazım. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Aslan. Yayınımıza katkılarınızdan ötürü Doktor Murat Aslan yayın konuğumuzda Aslan Kayyoncu Üniversitesi öğretim üyesi. Teşekkür edelim ve devam edelim efendim. Yeni varyantı endişe yarattı. Bu varyant diğerlerine göre bağışıklık sisteminden daha kolay kaçabiliyor. Bu da hastanelere yatış oranını artırıyor. Daha hızlı yayılıyor, hastane yatış oranını artırıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde koronavirüs için yeni bir alarm verildi. XBB15 varyantı Amerika sürüyor. Omikron'un alt varyantlarından bir tanesi ve yine hücreye bağlantı kolay bir biçimde bağlanabiliyor. Ve bağışıklık sisteminden de ana omikron varyantına oranla daha fazla kaçabiliyor. Bu anlamda da hani nasıl bir varyant daha hızlı bulaştığını söyleyebiliriz. Zaten veriler de onu görüyor. Sadece çok fazla sayıda hasta olduğundan dolayı bir miktar hastaneye yatışlar artmış durumda. Yeni varyantın Türkiye'de henüz görülüp görülmediği bilinmiyor. Uzmanlar uyarıyor, salgın bitmeli. Özellikle risk grubundakiler için aşılama hala hastalıktan korunmakta en etkili yöntemlerden. Dünya Sağlık Örgütü bu yönde pandemi bitti artık. Dünyada tamamen sürekli devam ediyoruz. Hatta bazı hastalar ne yazık ki yok, bakıma da yazık yok. Covid-19 yaşamımızdan tamamen çıkmayacak. Risk grubundaki bireyler, o ileri yaşlıktan veya altta yatan hastaları bulunanlar özellikle aşılarının üzerinden de 6 ay hatta 1 yıldan daha uzun zaman geçmişse risk altında olmaya devam ediyorlar. Adı darp eden sandı, onu bayıldıktan sonra para ve altınları çaldı. Evdeki 4 bin lira, 6 çeyrekle 1 tam altın ve ziynet eşyalarını alıp kaçan zamanın mobil yanıt yanında çalışan Habib Kölge olduğu belirlendi. Gözaltına alınan sandı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Bu kapsamda okullara yazı gönderildi. Buna göre okullarda aralarında akran zorbalığı ve psikolojik sağlamlık gibi başlıkları da bulunduğu sınıf rehberlik faaliyetleri yapıldı.
kademelerde yapılacak. Rehberlik faaliyetleri 15 Ocağı kadar tamamlanacak. Evet. Bakanlık Kasım ayında yönetmelik değişikliği yapacak. Birazdan Ahmet Bey'in sunumuyla dünyanın haberi sizlerle. Yes. Oh, oh, okay, okay. 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 Finish. And... Slurred a little hair. Tons, millions. Woo! What's this? This is a hair skinny wax. Wax. Okay. Sorry. Like moisturizer? Mask. Mask. Okay. Göktekin Enerji piyasa ekranını sunar. You know, I didn't know he did all this, but I definitely did. Do you sell wax? Wax?
Yeah, Dubai. Bak ya ya. Sadece akciğerler ve iç organları değil beyne de yerleşiyor. ABD'nin Minnesota Üniversitesi araştırmacıları COVID-19 sebebiyle hayatını kaybeden 44 hastaya yapılan otopsi sonuçlarını mercek altına aldı. Bu kişilerin yarısında virüsün beyin, kalp, lenf düğümleri ve göz gibi organlarda da çoğaldığı görüldü. Hipotalamus, beyincik ve omurilikte de virüse rastlandı. Bu bölgelerde fiziksel hasar olmasa da yoğun bir virüs yükü tespit edildi. Bilim insanları solunum sistemi haricinde de koronavirüsün çoğaldığına dikkat çekiyor. Enfeksiyondan 2 hafta sonra virüsün virüse yakalanan kişilerin vücudunda 230 gün sonra bile tamam. Araştırmanın sonuçları Nature dergisinde yayınlandı. Araştırmacılar koronavirüse sadece bir solunum yolu virüsü olarak yaklaşılmaması gerektiğini söylüyor. Birkaç şey Wax ile karşı karşıya. Koronavirüste Alzheimer için artı Wax Turkish for you. Sağlık verilerine göre küresel çapta 200 milyon kişinin uzun COVID semptomlarından muzdarip olduğu tahmin ediliyor. For you. Thank you. You're welcome. Thank you very much. Can I buy it? Yusuf, sen... İlk görüntülerimiz Amerika'nın Kaliforniya eyaletinden cezaevine götürülen tutuklunun hareket halindeki polis aracından kaçtığı bir kişi belirttiğinin Deiz Kortman kentinde... I'm Emre. Okay, So if you want to look as good as me, contact Emre. Başından yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. 32 yaşındaki saldırgansa gözaltı. WhatsApp is +905-414-97-6807. Image maker hairstyle, Turkey, when you're out here, get on it. Thank you. You're welcome. Thank you. Well, happy with that. I feel fresh as a daisy. I'm probably not going to go out tonight. I think it was £16. I gave him 20 and then the wax was like a couple of quid. So I'm going to head back. Going to head back, get some editing done because I've got 11 minutes of recording time and then I'm maxed out on every memory card, I think. So yeah, see you in a bit.